Arkadaşlar merhaba. Son dersimizde tarihsel gelişimi tamamlamıştık. Bugün kamu maliyesinin amaçlarıyla devam ediyoruz. Kamu maliyesinin amaçları 1959 yılında bir yeni Keynesyen iktisatçı olan Richard Musgrave tarafından ortaya atılmıştır. Richard Musgrave diyor ki, piyasa ekonomisi kendiliğinden kaynak tahsilinde etkinliği, gelir dağılımında adaleti ve ekonomik istikrarı sağlayamadığı için ekonomiye devlet müdahalesi gereklidir. Bu cümleden yola çıkarak deriz ki o halde Musgrave devlete 3 yeni görev atfediyor. Tahsis, bölüşüm ve istikrar. Ve dolayısıyla kamu maliyesinin amaçları kaynak tahsilinde etkinliği sağlamak, gelir dağılımında adaleti sağlamak, ekonomik istikrarı sağlamak ve büyüme ve kalkınmayı sağlamaktır. Kamu maliyesinin amaçları aynı zamanda maliye politikasının amaçlarıdır. Yani ben bunları maliye politikasına size tekrar anlatacağım. Fakat aynı şeyleri tekrar etmeyeceğiz. Amaçları farklı yönleriyle ele alacağız maliye politikası ünitesinde. Amaçlardan ilki kaynak tahsilinde etkinliği sağlamak. Kaynak tahsilinde etkinlik demek, kıt kaynakların kamu kesim ve özel kesim arasında en iyi biçimde paylaştırılması ve herkesin aldığı kaynağı tam kapasite çalıştırması demektir. Musgrave'e diyorum ki, hocam bu görevi neden devlete yüklediniz? Piyasa kendiliğinden kaynak tahsilinde etkinliği sağlayamaz mıydı? Hayır diyor Musgrave. Piyasa kaynak tahsilinde etkinliği sağlamakta yetersizdir, başarısızdır. O halde bakın. Piyasa kaynak tahsilinde etkinliği sağlamakta yetersizse, başarısızsa biz kaynak tahsilinde etkinliği bozan hususlara piyasa başarısızlığı nedenleri deriz. Şimdi, tekrar ediyorum. Kaynak tahsilinde etkinliği sağlamak demek, kıt kaynakların kamu kesim ve özel kesim arasında en iyi biçimde paylaştırılması ve herkesin aldığı kaynağı tam kapasite çalıştırması demektir. Bunu piyasa kendiliğinden yapamaz diyor Musgrave. Piyasa kaynak tahsilinde etkinliği sağlamakta yetersiz, başarısızdır. İşte bu yüzden kaynak tahsilinde etkinliği bozan hususlara piyasa başarısı nedenleri deriz. Piyasa başarısı nedenlerini tek tek inceleyeceğiz sizinle. Fakat piyasa başarısı nedenlerini incelemek çok uzun vaktimizi alıyor. Bu yüzden bunu diğer dersimizin konusu yapalım. Şimdi biz önce amaçları incelemeyi bitirelim. Ve amaçlardan ikincisi gelir dağılımında adaletin sağlanması. Musgrave diyorum ki bu görevi de devlete yüklemişsiniz. Demek ki piyasa kendiliğinden gelir dağılımında adalet de sağlayamıyor. Evet diyor Musgrave. Piyasa kendiliğinden adalet de sağlayamaz. Değerli Can, piyasanın adaletin sağlanması ile ilgili çözümü önerisi şu. Piyasa diyor ki her çalışan üretim faktörü gelirden pay alır. Peki her çalışan üretim faktörü gelirden eşit pay mı alıyor? Hayır. Ya piyasanın çalışamayacaklar için bir çözüm var mı? Çalışamayacak kadar engelli, düşkün, kimsesiz yok. Dolayısıyla piyasanın kendi içinde gerçekleşen gelir dağılımı adaletsizdir. Biz piyasanın kendi içinde gerçekleşen adaletsiz gelir dağılımına gelirin birincil dağılımı deriz. Diğer adı da fonksiyonel gelir dağılımı. Bu adaletsizdir. Devlet buna müdahale ederek adalet sağlamaya çalışır. Buna da gelirin ikincil dağılımı diyoruz. Gelir dağılımında adaletin sağlanması her şeyden önce toplumsal huzurun temin edilmesi için gereklidir. Çünkü sınıflar arasındaki farklar açıldıkça toplumsal çatışmalar, gerginlikler artacaktır. Peki devlet gelir dağılımında adalet sağlamak için neler yapabilir acaba? İlerleyen konularda bunlar üstünde daha çok duracağız ama şimdi kısaca örneğin çalışamayacak kadar engelli birine insan onuruna yaraşır şekilde yaşayacağı bir engelli aylığı bağlayabilir. Ya da yine fakirlerin yararlanacağı mal ve hizmetler sunabilir. Veya artan oranlı vergi alabilir. Artan oranlı vergi alırsa eğer çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alıp sınıfları birbirine yaklaştırmış olur. Yani devletlerin elinde adalet sağlayacak araçlar vardır. Ve dediğim gibi her şey bir tarafa, toplumsal huzurun temin edilebilmesi için gelir dağılımında adaletin sağlanması gerekir. Ekonomik istikrar, kamu maliyesinin kısa dönemli amacıdır. Büyüme ve kalkınmayı sağlamak ise kamu maliyesinin uzun dönemli amaçlarıdır. Önce ekonomik istikrara bakalım. Ekonomik istikrarın sağlanabilmesi için
tam istihdam ve fiyat istikrarının aynı anda sağlanması gerekir. Peki nedir bunlar ve gerçekten aynı anda sağlanabilir mi? Değerli Can, tam istihdamı sağlamaktan kastedilen işsizliği doğal işsizlik düzeyine getirmektir. Yani tam istihdamı sağlamak derken söylenmek istenen işsizliği sıfıra indirmek değildir. Kastedilen işsizliği doğal işsizlik düzeyine getirmektir. Ve doğal işsizlik kavramı saygıdeğer iktisatçı Milton Friedman tarafından bulunmuştur. Peki hocam nedir doğal işsizlik diyorum. Değerli Can, doğal işsizlik etkin üretim düzeyinde bile karşımıza çıkan, bu kadarı da normaldir denilen işsizliktir. Ve doğal işsizlik yapısal ve friksiyonel işsizliğin toplamından oluşur. Yapısal işsizlik demek, ekonominin yapısından kaynaklanan işsizlik demek. Peki o ne demek? Şimdi bütün ülkelerde ekonomik yapılarda bazı değişimler ortaya çıkar. Ve birileri bu değişimleri izlemekte zamansız, başarısız olur. En azından süreci yakalayana kadar işsizdirler. Bu mücadele edilecek bir sorun değil, yaşanan doğal bir süreçtir. Değerli Can, şöyle, örneğin 70'li yıllarda Türkiye tarım ekonomisinden sanayi ekonomisine geçti. Süreci takip edemeyen ziraat mühendisleri işsiz kaldı. Veya 90'lı yıllarda bilgisayar kullanımı yaygınlaştı. Bilgisayar kullanmayı bilmeyenler işsiz kaldı. Şimdi bunlarla mücadele edilemez. Düşünün ki en basitinden teknoloji sürekli ilerliyor. Yani birileri teknolojinin gerisinde kalmış olabilir. En azından bunu yakalayana kadar işsizdirler. Bu mücadele edilecek bir sorun değil. Yaşanan doğal bir süreçtir. Bakın şöyle oldu. Ziraat mühendisleri bankada çalışmayı öğrenene kadar işsiz kaldılar. Bilgisayar kullanmayı bilmeyen kişi bilgisayar öğrenene kadar işsiz kaldı. O halde bunlar doğal süreçlerdir. Ve bir diğer doğallık da friksiyonel işsizlik. Geçici işsizlik, arızi işsizlik, yeni mezun işsizliği diye bilinir. Sizin yaşadığınız işsizliğe örneğin friksiyonel işsizlik denir. Değerli Can, tam rekabet piyasasında dahi şöyle bir şey hayal edilmemiştir. Her yıl okullarından birileri mezun olur, ertesi gün iş bulur. Yok böyle bir şey. Normal kabul edilen durum şöyle. Her yıl okullarından birileri mezun olur ama istedikleri işe girecek olgunluğa gelene kadar işsizdirler. Yani bu mücadele edilecek bir sorun değil, yaşanan doğal bir süreçtir. O halde biz işsizliğin mücadele edebildiğimiz kısmıyla mücadele edip işsizliği doğal işsizlik düzeyine getireceğiz. Acaba bunun bir oranı, yüzdesi var mı? Yani yüzde şu kadar denilebilir mi? Genel kabul gören görüş şöyle. Gelişmiş ülkelerde doğal işsizlik oranı %1 ve %3 arasında değişir. Gelişmekte olan ülkelerde ise %3-%6 arasında değişir. Örneğin Türkiye işsizlik haddini %6 düzeyine indirirse, lütfen dikkat edin, sıfır yaparsa demiyorum, %6 düzeyine indirirse tam istihdam hedefine ulaşmış sayılır. Peki acaba işsizliği azaltıp tam istihdam noktasına ulaşabilmek için nasıl politikalar izlemek gerekir? Yani kamu harcamaları ve vergileri ne yönde değiştirmek gerekir? Bakın, işsizlikle mücadele etmek için kesenin ağzını açmak, insanlara iş imkanı sağlamak lazım. Dolayısıyla devletin kamu harcamalarını arttırması gerekir. Fakat bir taraftan da işverenin üstündeki vergi yükünü azaltmalı. İşverenin vergi yükünü azaltsın ki işveren daha çok işçi çalıştırsın. Peki bak şimdi. Devletin harcamaları arttı, geliri azaldı. Harcama artar, gelir azalırsa o halde devletin bütçesi açık verecektir. Dolayısıyla işsizlikle mücadele edip tam istihdama ulaşmanın yolu genişletici politikalar izleyip bütçeye açık verdirmektir. Gelelim fiyat istikrarını sağlamaya. Fiyat istikrarını sağlamaktan kastedilen fiyatlar genel düzeyindeki dalgalanmaların önüne geçmektir. Değerli Can, fiyatlar yukarı doğru da dalgalanabilir, aşağı doğru da dalgalanabilir. Peki söyleyin, fiyatlar genellikle hangi yöne dalgalanır? Yukarıya mı, aşağıya mı? Yukarıya, öyle değil mi? Dolayısıyla bizim fiyat istikrarını sağlamakta kastettiğimiz aslında enflasyonla mücadele etmektir. Eğer bir soruda deflasyonu kastediyorsa onu açık açık yazar. Fakat fiyat istikrarı deyip bırakıyorsa siz enflasyonla mücadeleyi anlayacaksınız.
Önceki dersimizde konuşmuştuk, hatırlayın. Keynezyen düşünceye göre enflasyonun temel sebebi neydi? Talep canlanması. Yani enflasyonist dönem şöyle bir dönem. Herkesin cebinde çok para, herkes canlı, heyecanlı alışverişlerde. Onlar mal ve hizmet talep ettikçe mal ve hizmetin fiyatı artıyor. Yani enflasyonla mücadele etmek demek, bu canlı, heyecanlı insanları sakinleştirmek demektir. İnsanlar biraz az harcasın, evlerinde otursun, tüketim düşsün, enflasyon düşsün istiyoruz. İnsanlar az harcasın, enflasyon düşsün istiyorsak o halde kamu harcamalarını azaltmalıyız. Çünkü zaten herkes çok harcadığı için enflasyon oluyor. Bari devlet az harcasın. Ve kamu gelirlerini, vergileri arttırmalıyız. Vergileri arttıralım ki insanların cebinden fazlalıkları çekelim. İnsanlar bir hafiflesin, biraz evde otursun. Şimdi düşün bak, devletin geliri artıyor ama harcaması azalıyorsa, bakın gelir artıyor, harcama azalıyor. O halde kasasında para kalacaktır. Yani bu dönemde devletin bütçesi fazla verecektir. Kısacası değerli canlar, işsizlikle mücadele etmek için genişletici politikalar izleyip bütçeye açık verdirmek ama enflasyonla mücadele etmek için daraltıcı politikalar izleyip bütçeye fazla verdirmek gerekiyor. İkisinin çözüm yolu birbirine taban tabana zıt. O halde şöyle bir sonuca ulaşıyoruz. Her ne kadar maskara bunlar devletin amaçlarıdır diye ortaya atsa da görülüyor ki amaçların hepsini aynı anda gerçekleştirmek mümkün değildir. Amaçlar arasında çatışmalar vardır. Bugün iktisat tarihinin en ünlü çatışması, Philip Seyris analizine konu olan çatışma, işsizlik ve enflasyon arasındaki çatışmayı fark ettik. Fakat maliye politikası ünitesine geçtiğimizde bir göreceksiniz ki bu amaçların hepsi birbiriyle çatışıyor. Yani şöyle bir durum var aslında, amaçlardan birini ya da birkaçını gerçekleştirmek için birinden birkaçından vazgeçmek gerekiyor. O halde şimdilik aklımızda kalacak konu şu olsun, amaçların hepsine aynı anda ulaşılamaz. Fakat amaçlar arasında ne gibi çatışmalar yaşanıyor, bunu ileride maliye politikası ünitesinde göreceğiz. Ekonomik büyüme ölçülebilen rakamsal artıştır. Kişi başına gelirin artması, milli gelirin artması, üretim düzeyinin yükselmesi, ölçülebilen rakamsal artışa büyüme denir. Kalkınma ise yaşam alışkanlıklarının değişmesi. Hayata farklı bir yerden bakabilmektir kalkınabilmek. Kalkınabilmek için büyümek şarttır. Fakat her büyüyen de kalkınmış sayılmaz değerli canlar. Örneğin asgari ücretlinin çocuklarını sizin sürekli gittiğiniz alışveriş merkezlerine arada bir de olsa götürebilmesi için, hani döner ekmek de olsa dışarıda bir yemek yedirebilmesi için, sadece sömestr yaz tatilinde birer kere bile olsa çocuklarını sinemaya, tiyatroya götürebilmesi için asgari ücretlinin cebinde para olması lazım. Fakat asgari ücretlinin ailesinin kalkınabilmesi için de bunların yaşanması şarttır. Yani kalkınabilmek için büyümek şarttır. Fakat her büyüyen de kalkınmış sayılmaz. Mesela kişi düşünün, muhteşem bir evde oturuyor. Harika bir arabaya biniyor. Ama müziğin sesini sonuna kadar açıyor, bütün sokağı rahatsız ediyor. Yerlere tükürüyor, çöp atıyor, kadınları rahatsız ediyor. Büyümüş ama kalkınamamış. Her büyüyen kalkınmış sayılmaz. Biz şöyle deriz değerli can. Az gelişmiş ülkeler büyür, gelişmiş ülkeler kalkınır. Yani önce büyür bir ülke, ondan sonra kalkınır. Ve dediğim gibi kalkınmak daha sosyolojik, geniş kapsamlı bir olgu. Kalkınmak, hani farklılıklara saygı duyarak bir arada yaşayabilmek, hayata farklı bir yerden karşısındakinin açısından da bakabilmektir. Kamu maliyesinin amaçlarını incelemiş olduk. Bir sonraki dersimizde kaynak tahsilinde etkinliği bozan hususları, yani piyasa başarısızlığı nedenlerini inceleyeceğiz.